Yıl 2019. Her şey bir yıl önce başlamıştı. TikToker'lar camdan uçarak girmeke artık dropshot diyordu. Peki neler oldu? Bir yıl önce ben paylaştım. 15 Eylül 2019. Ooo, bu videoda ateşli giriş falan var filan var. Peki acaba o nereden geldi? Birazcık daha gidiyoruz. Tam yine bir yıl önce. Evet, 1 Eylül 2019. Tam bir yıl olmuş. Teşekkürler. Z7 Prime. Özlediniz mi? Bence özlediniz. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda tam bir yıl önce kullanmış olduğum Z7 Prime var. Hala da kullanıyorum. Bugün sizlere benden istemiş olduğunuz, artık yapamıyoruz, lütfen yeni taktiğini de paylaşır mıyız dediğiniz o iki muhteşem taktiği sizlerle tekrardan paylaşacağım dostlar. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şuradan direkt şey yaptım kankam, hani görüntü yansıtma kullandım, işte bilgisayara yansıtıyorum. Buradan eğitim alanına giriyorum kankam ve gösteriyorum. Evet, hadi girelim. Şimdi kanka telefonumuz açıldı. Telefonun seslerini sizlere maalesef ki veremiyorum. Hani ses kaydı vermiyor yani. Sadece böyle görüntüsünü görebilecek. O yüzden sizlere bilerek bir hafif müzik vereceğim ben. Ve aşağıdan da videomuza tabii ki de hala like atmadıysan kanka bir zahmet at. Senin için bak gittim Z7 Prime'ımdan PUBG oynamaya. Ben normalde zaten oynuyorum. Bunda rank kasıyorum da çaktırmayın. Arkası çatır çutur yanmaya başladı. Bayağıdır ekran kaydı almıyorum telefondan. Güzel kankam. Ve sizlere şeyi de göstermek istiyorum. Benden hani hassasiyet ayarımı isteyenler de var Z7 Prime için. Emülatör isterseniz de hani ileride bunlara ortak özel bir video çekebilirim. Şu anda Z7 Prime'den oynuyorum. Hani yine kasmıyor, ben anlamıyorum. Z7 oynayan herkes de kasıyor, bende kasmıyor kankam. Şimdi kanka buradan şu yere atlama tuşu gibi bir şey var. Bunu büyütüyorsun kanka. Sonrasında ise yere yatırma tuşunu büyütüyorsun. Böyle ikisini şöyle kocaman yapıyorum sizi görsün diye kanka. Hani bunları kullanacağız, haberiniz olsun. Bu ikisine aynı anda basmanız takdirinde zıplayıp yatıyor. Bak mesela hızlı koşa bırak kanka, ikisini aynı anda bas. Taktiğimiz bu. Hani ben bunu eskiden havalı falan yapmıştım. Hatta şu evde yapmıştım abi. Peki yapmam yok mu uzun süre sonra? Birazcık tuşları büyüttüm ama yapabilirim herhalde, bakayım be. Bak tam buradan abi zamanında yapmıştım, bak şöyleydi. Ama şimdi işte tuşları kocaman yaptığım için yapamıyorum. Hani kanka birinci taktik bu şekilde. İkinci taktiğimizde biliyorsunuz ki bir tane benim, onu da bir yıl önce hani bunlar hepsini ben bulduydum. Sonra işte TikTok falan attılar, TikTokçular ünlü oldu. Hala ben YouTube'da aynı kankam, devam ki aynı yerimde. İşte TikTokçular sağ olsun benim videoları alıyorlar, oraya atıyorlar ve e-sporcu oluyorlar abi. Bu şeyi yapan e-sporcu oluyor. Bak şöyle havada şey yapıyorsun ya kanka. Bunu yapan e-sporcu oluyor. Zaman da bulana kadar ne çektiydim. Şimdi kankam bir sisle bir de molotof bulmanız gerekiyor. Onu da hemen hızlı bir şekilde şuradan bulayım. Kontrolleri de bir sıfırla diyeyim abi. Öyle koca şeyinin hiç uğraşamayacağım. Hani onun amacı bitti. Şimdi kanka buraya geldik. Şuradan molotof bıgımızı yapacağız. Molotof ve sisi alıyorsunuz kankam. Hani eskiden şöyleydi mesela. Elinizde molotof varken kanka. Bak sise basıyordun, atıyordun. Bak atmıyorsun ama bak şöyle üstten alttan, üstten alttan, üstten alttan, bak bak bak. Ne kadar çok üstten alttan yaparsan kankam, o kadar çok arkandan çıkan ateşi büyütebilirsin. Bak şimdi. Bak büyütüyorum, 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 büyütüyorum. Bir milyon tane oldu herhalde. Şimdi kanka bir yürüdüğümüzde bak çıkan efekte. Normalde bu kadar değildi hani, biliyorsunuz ki çok az gözükür. Ama hani böyle üstten alttan, üstten alttan, üstten alttan yaparak bunu hani bin tane yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz kankam. Hani bayağı bir kalın şey oluyor. Mesela bir adama böyle rush attığını düşünsenize. Güzel olur lan. Zamanda havalıydı bunlar. Sonra işte bunu şu anda yapan yok sanırım. Hala var mı bilmiyorum kankam. Ama hani yapmak isteyen arkadaşlar varsa öneririm. Bir de kanka bunun videosunu çekerken hala hatırlıyorum. Bak şunu yapmıştım. Şunu yine büyüteceğim abi. Kusura bakmayın. Birazcık goca goca gösteriyorum ama işte ya bizim de tarzımız bu olsun. Şimdi kanka bunların ikisi böyleydi ya. Mesela hızlı koşuşa bırakıyordum ben. İşte şöyle mesela atlama efekti yaptıydım oradan. Hala hatırlıyorum bak.
Ondan sonra bu molotof alev efektini falan yaparken şey yap dedim mesela. Şurada şu araçta mesela şöyle gözüküyordu kankam bak. Böyle araca bindiğinde falan baksana abi. Mükemmel görüntüsü vardı. Hani bir tane yapınca ip ince oluyor fakat hani kalın yapınca bayağı güzel oluyor. Mesela ben bunu zamanda işte motorla falan yapmıştım. Hani motoru nerede? Herhalde motorda yapmıştım. Aynen. Motorum nerede benim? Aynen kankam şu motor bak. Aynen şu şekilde çektiydim bak. Hala hatırlıyorum. Oğlum ne günlerdi lan? Evet kankam hani taktiklerimiz bu şekildeydi. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hani bu tür taktikleri kaçırmamak istiyorsanız da aşağıdan videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kankam. Çok eski taktikler ama hani bunları ben de yorumlarda istediğiniz için tekrardan çektim. Hani yoksa tekrardan çekme gibi niyetim yoktu kankam. Hassasiyetimi yine de sizlere sesli olarak söylemek istiyorum. Belki hani işte hani ben kendim çıkıyorum ya kankam orada. Belki göremezsinizdir. Üçüncü şahıs ilk başta hani yukarıda kamera hassasiyetleri var kankam. Orayı 100-100 yapıyorum. Kamera 75 yapıyorum. Kamera hassasiyeti işte kamera hassasiyetiyle ateş hassasiyeti gibi bir şey var kanka. Kamera hassasiyetinde mesela üçüncü şahıs dürbünsüz 60, lazer 50, 3x 33, 6x 10, 8x 5, 4x 20, 2x 45, birinci şahısta 60 kankam. Ve bunların bir de ateş etme animasyonu var. Mesela hani M24'ü 8x'de ikisine de ayarlarsan sprey atamazsınız. Hani M24'te tekli sıktığınızda çok kanser olursunuz ama hani mesela işte dürbün hassasiyeti arttığı için hani dürbün hassasiyeti düşük olacak, atış hassasiyeti eğer o silahı taramalı olarak kullanıyorsanız fazla olsun kankam. Hani o şekilde ayarlayın. Mesela işte 3. şahıs dürbünsüz 60, 1. şahıs dürbünsüz 70 burada. Lazer 60. Hani mesela lazerin dürbünsüz hali bende 50, sprey atarken 60 kankam. Hani mesela lazerle diyelim ki tek tek vuruyorsundur ama spreye geçersem 60'a oranlıyor. Hani ben böyle kullanıyordum. Mesela 2x'i hayatım boyunca kullanmayacağım. Kullanmayı da planlamıyorum. Uzak dursun. %45'te duruyor. Öyle zevkine koyduydum onun zamanında. 3x'i 35 kankam. 4x'i 30. 6x'i 19. 8x'i de 9 kankam. Bak mesela işte kamera hassasiyeti. Mesela M24'de 8x taktın. %5. Ama diyelim ki MK ile sprey atmak istiyorsun. Burada %9. Hani ben bunları bu şekilde ayarladım kankam. Hani Z7 Prime'de jiroskop olmadığı için daha fazla şey de yapamıyorum. Z7 Prime hafiften kasmaya başladı abi, çöktü. Evet. Yani bir videoluk ömrü varmış kankam. Hani bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsindir kankam. Görüşürük diyorum ve kendinize iyi bakın. Ya hani hassasiyetleri sanırım test yapmama gerek yok. Hani zaten biliyorsunuz kullandığım hassasiyetleri, yayınlara gelenler falan. Hani hassasiyet hani saçma sapan bir şey zaten göstermem. O yüzden kaçıyorum abi artık. Hadi görüşürük. Bay bay.